Herkese selamlar. Bugün Karavan Fuarı'ndayız. Evet, Karavan Fuarı'nın son gününde fuarı gezmeye geldik. Anca fırsat bulabildik. Hem karavanları sizlere gösterelim. Evet. Hem de karavandaki en fuardaki en pahalı karavanla en ucuz karavanı ben karşılaştırmak istiyorum. Ucuzun da altını çizelim yalnız. Ne kadar evet. Ucuz? En pahalısı ne kadar, en ucuzu ne kadar? Ona bakalım. Hem de burayı gelip göremeyenlere Karavan Fuarı'nı göstermiş olalım diyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, şu an Swan Karavan mercan modeli. Yapma, çok yüksek oluyor. 170 metrede. Şöyle içine de bakalım. Hemen girişte böyle bir ranza var. Sağ tarafında çift ocak. Gayet düzgün. Eymer'cim şunu tutar mısın? Böyle açılıp kapanan. Şu sistem gayet güzel. Kullanılmadığı zaman bu şekilde. Hemen ocağın önünde cam var. Burası yatak olabiliyor. Şu masa aşağıya iniyor. Camlar yine dışarıya doğru açılıyor. Üst tarafta raflar var. Şu sistem çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Bastığınız zaman açılıyor. Burada böyle bir dolap var. Bastığınız zaman kapanıyor. Yine burada gayet güzel bir şekilde hem duşunuzu alabiliyorsunuz hem de VC olarak kullanabiliyorsunuz değil mi? Şu ışık buraya gayet hoş olmuş, güzel düşünülmüş. Havalandırması var. Çok güzel. Karavanlarda kullanılan şaselerde en çok kullanılan, tercih edilen Alco standındayız. Kenan Bey bizlere Alco şaseyle ilgili bilgiler verecek. Kenan abi, Alco şase nedir? Neden hep Alco şase tercih ediliyor? En sık ilanlarda da görüyorum ben. Diyorlar ki işte Alco şaseli şeklinde hep en ön plana çıkartıyorlar bunu. Sana zahmet bunu kısaca bize anlatabilir misin abi? Güvenli sürüşün olması için gereken şaselerden bir tanesi Alco'dur tabii ki. Hafifletilmiş çelikten üretilir. Tabii ki mühendislik harikası bir şase. Hı hı. Kaplamalı, frenli. Sizin güveniniz için her şey düşünülmüş bir şase. Eyvallah. Şimdi Kenan abi, şurada ben şeyi görüyorum. Böyle tekere bitişik nizam yapılmış bir mekanizma var. Evet. Nedir bu mekanizma? Ne işe yarıyor mesela? Manevra sistemimiz, Mammut diye adlandırdığımız tam otomatik olan, hı hı, ve arka tarafına da montaj yaptığımız, sergilemek için Alco Ranger yarı otomatik manevra sistemimiz. Yani bu karavanı park ederken değil mi? Evet, bir araçtan yere ayırdığımızda, karavanımızı park ederken manevra yaparak sizi rahatlıkla, kolaylıkla park edebiliriz. Nizami bir şekilde karavanı park edebiliyoruz bu sistemle. Evet, evet. Bu sistemi hareket ettirmek için neye ihtiyacımız var? Tabii ki. Neyle hareket ettiriyoruz bunu? Aküyle hareket ettiriyoruz. Akü. Evet. Ve kumandası mı var bunun? Evet, kumandası var. Evet, görebiliyor muyuz kumandasını? Evet, joystick'e benziyor. Şöyle çekin yapsın. Sonrası evet. Yeşil yanında hareket ettirmeye hazır oluyoruz. Evet. Şu an herhalde şey yapıyor değil mi? Çekin yapıyor. Çekin yapıyor. Bağlantı kontrol kuruyor. Kontrol ediyor, evet. Evet arkadaşlar, joystick'e benziyor, aynı oyuncak kumanda gibi. Bununla bu devasa karavanı, bunun üzerinde karavan olduğunu düşünün, kolaylıkla hareket ettirebiliyorsunuz. Şu an yeşile döndü Kenan abi. Ne yapmamız gerekiyor? Normal bir çocuk oyuncak araba gibi. İleri geri gibi. Evet. Biraz o zaman Elif Hanım'ı şasenin kenarına alalım. Evet. Kumandanın önü karavanın önü, kumandanın arkası karavanın arkası olur. Anladım. Evet. Arkadaşlar, çok hafif bir şekilde bastırmama rağmen bakın bunun üzerinde genellikle 1250-1300 kilogram oluyor değil mi, evet. Kenan abi? Evet. En fazla ne kadar yük olabiliyor? 1500 kilogramlık şasemiz bizim. Bu 1500 kilogram ağırlığındaki karavanı taşıyor arkadaşlar ve içinde eşyalar da oluyor bunun değil tabii mi? Tabii. Haliyle. Ve çok rahat bir şekilde bu sistemle bunu hareket ettirebiliyorsunuz. Tekrar bir deneyelim şöyle. Biraz geniş açıdan alalım bence Elif. Tabii misin? Evet. Eymen'cim bir saniye, gel. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, bakın 1500 kilogram ağırlığındaki karavanı çok basit bir el hareketiyle bununla hareket ettirebiliyorsunuz. Aynı joystick, sağa çeviriyorsunuz, evet sola çeviriyorsunuz.
Evet, gerçekten harika bir şey. Şu ortada bir şey görüyorum Kenan abi. Eymen'cim, bu tehlikeli bir şey. Tamam. Şu ortadaki sistem ne işe yarıyor? O Alco Trailer Control System, ATC dediğimiz bir sistem. Evet. Savrulmaya başladığı andan itibaren sizin aracınıza frenlerine hükmederek şeride girmesini sağlıyor. Yani üst düzey bir güvenlik sistemi. Anladım. Yani arabalardaki şey gibi. ESP gibi düşünüyorum. ESP gibi. Aynı sistem karavan, karavanı da yolda tutuyor. Evet. Yani şu sistem arkadaşlar, çok ağır bir yükle yokuş indiğinizi düşünün veya... Hayır, yokuş indiğinizde falan değil. Eğer ki hızlanmış olduğunuz suratlarda size gelen düz yolda gitsek, rüzgarda, yani arkadan savrulmaya başladığınız andan itibaren sizin güvenli sürüş yapmanız için gereken müdahaleyi yapıyor. Eyvallah. Yani ciddi risklerden sizleri kurtarıyor arkadaşlar. Bazen bir kere lazım olur ama o da insanın hayatını kurtarır. Evet, aynen dediğiniz gibi olayı kavramışsınız. Gerçekten lazım olur. Ama bu kurtar. Ağırlıkta bir karavanda bence olmazsa olmaz bir şeylerden birisi. Evet. Kenan abi çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğun bilgiler için. Memnun oldum. Anne, buranın camı açık. Evet, şu an çok tatlı küçük bir karavandayız. Burada da aslında gayet aslında ranzasız bir karavan bu. Şu masa iniyor, portatif bir şekilde yatak oluyor. Burada 4 kişi, işte 2 yetişkin, 2 çocuk bence rahat bir şekilde kalabilir. Burada su da akıyor. Yine üst tarafta raflar. Pencereler yine içeriden dışarıya doğru açılıyor. Açılıyor. Evet, birkaç yer daha varmış. Karavan fuarında böyle tatlış karavanlar da var. Ne diyorsun Eyüp Bey, piyasa nasıl genel olarak? Yani 135 binlerden başlıyor. Standart modeller var. Standart içine dahil olanlar. Tabii ekstralara girince fiyatlar artmaya başlıyor. Yoğunluk da böyle. Mesela şu karavan camı diye geçiyor. Bazı model bu dışa doğru açılıyor böyle. Yağmur falan yağdığı zaman da üstünden akıp gidiyor. Bazı modellerde bunu sürgülü yapmışlar. Mesela bak bu. Mesela bazı modeller ucuz olsun diye böyle sürgülü yapmış. Biz hepsini karavan camı taktırmak istediğimiz zaman 10 bin lira fiyat arttı mesela. 10 bin lira sadece. Bunlar biraz daha ekonomik oluyor. Ucuz oluyor ama diğeri gibi tabii kullanışlı olmuyor. Bakıyoruz, geziyoruz. Gezmeye devam. Şu karavan çok ilginç değil mi? Büfe gibi aynı. Bak şöyle yukarıdan aşağıya kadar cam yapmışlar. Tabii bu cam olması ısı yalıtımını biraz azaltıyor. İçeriye de bir girelim. Girelim mi içeri? Bakalım, kimse yok herhalde. Oo, turunculu bir konsept. Geç bakalım. Bu tam yaz konsept karavanı gibi ya sanki. Şu an sonbahara göre dizayn edeceğim. Şöyle bir sediri ben var. Ben aynadan diyorum ki içerisi ne kadar genişmiş. Meğerse ayna geniş gösteriyor. Ayna hilesi evet yapmışlar. İçeriği geniş göstermişler. Burası da böyle cam bir kapak. Şu güzel oluyor işte. Üzerine de daha sonra kullanmak adına. Şu şeye bakacağım. Sinekli şeyliydi değil mi bu? Evet, ay çıkaramadım. Aşağı perde oluyor. Oraya aşağı indirdiğiniz zaman. Mesela bak bu da karavan camı. Yani niye bak mutfağın şu önünde cam olması gerekiyor? Çünkü yemek falan pişirdiğin zaman değil mi? Bütün koku evet evin içine dağılmasın. Şunu seviyorum ben. Diye. İçeriye sinek girmesin. Hem de koku çıksın. Bu olay güzel. Şu da şöyle mutfak. Ay bu çok zor, açamıyorum. Yukarıda da bir şu raf çok bölüm güzelmiş. Bak baharatlık. Şöyle de güzel yerleştirmişler. Bakalım. Buzdolabı. Güzel. Bence mutfak bölümünde buzdolabı çok hoş ha. Kapatsana bir kapağını falan bakayım. Aa, baya... Bence bu çok hoş. Buzdolabının burada olması çok harika. Yakışıklı bir buzdolabına benziyor. Çok tatlı değil mi ya? Şöyle. 4 kişi yatmalık büyük ihtimal değil mi? Masa tatlısı sonra. Bir şey söyleyeceğim. Buraya 2 kişi yatıyorsa buraya da 1 kişi yatıyor. 3 kişi gibi mi düşünülmüş burası, acaba? Burası evet. Üstte ranza iniyor mu? Yok. Ranza yok. Dolap var. Evet. Burada lavabo kısmı. İçeride kombi var. Okey. Burada buzdolabı. İçeride kombi var, kombi. İçeride kombi. Yani var. Demek oluyor.
Bunlar da kalıp şeklinde oluyor. Böyle karavanın içine göre yapılıyor. Gayet güzel. Burada havalandırma yok mu? Yani burada mesela şey göremedim. Havalandırma göremedim ben. Cam pencere falan yok mu? Değil mi? Göremiyorsun değil mi şimdi? Nerede var? Aynen. İlginç. Mesela burada havalandırma olmaması, pencere olmaması. Hayatım arkana dikkat et. Orada cam yok yalnız değil mi hayatım? Evet, evet, o bana biraz şey geldi. Evet, cam yok. Bakalım hemen. Fiyatını soralım. Soralım kim ilgileniyor. Siz mi bakıyorsunuz? Evet, hemen ilgileniyorum. Fiyatı nedir? Sadece onu öğreneyim hemen. 175 bin lira. Başlangıç fiyatı 400 donanımlarla beraber 330 bin TL. Puan. 330 bine kadar çıkıyor ekstralarıyla. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Fuarı gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Birçok karavanda tabii standart özellikle tente sunuluyor. Bazılarında ekstra oluyor. Bu tenteyi biraz farklı gördük böyle. Normalde diğer gördüğümüz karavanlarda bu şekilde tente açılıyor. Böyle bir hem yağmurdan hem güneşten korunmanızı sağlıyor. Ancak bu şöyle bir muşambayla rüzgarı da kesmesi için düşünülmüş. Gayet güzel olmuş. Güzel. Yan tarafları açık kalıyor ama. Karşıdan yağmurun gelmesi, rüzgarın gelmesi engellenmiş oluyor bu şekilde. Şimdi böyle çok değişik bir karavan göstereceğiz size. Değişik bir karavana denk geldik. Ben daha çok yaylalara çıkacağım, zorlu arazilere gireceğim diyenler varsa bu karavan tam onlara göre. Boş ağırlığı 750 kilogramın altındaymış. Yani ayrıca bir ruhsata gerek yok. Gördüğünüz üzere tekerlekleri falan tam böyle araziye uygun yapılmış. Hemen hızlıca içini de gezelim. Zannediyorum 4 kişilik. Burada bir ranza var. 2 kişi çok rahat burada kalabiliyor. İçeride bir çift kişilik yatak var. Yine tuvaleti, duş alma yeri aynı şekilde. Yalnız mutfak göremedim ben. Herhalde mutfağı dışarıda. Ya da bunlar açılıp mutfak mı oluyor? Dur bakayım nasıl oluyormuş. Yani bu tamamen böyle şey. Şunlar falan hep farklı. İlginç yani şey gibi. Metal yapmışlar. Sanki hani savaş ortamında. Şey zırhlı bir karavan. Evet evet. Dolap oradan açabilirsin. Dolabı da gayet güzel. Bir mutfağı yok. Burada cepler falan yapılmış. Evet, su yedim. Yani tank gibi karavan. Şu dışarıda benzin koyma yeri falan da vardı. Benzin evet, şeyi, bidonu. Tanka benzetilen karavanın da mutfağı arkasındaymış. Bakalım haber. Böyle iki göz ocağı var. Evyesi. Şöyle. Yalnız her şeyi böyle metalden yapmışlar ya. Dolaplara falan baksana. İlginç. Gerçekten değişik. Böyle çekmece kısımları şuraları açalım. Yani bunu tabii güzel, mutfağını ama kullanmak istiyorsanız tabii ki ben karavanın içinde mutfak olan sistemi daha çok tercih. Evet yani bu daha çok yani değişik bir şey olmuş. Yukarıda yine sunroofu var. Penceresi var. Bu da böyle bir model. Evet, burada da böyle bir tin house gördük. Şimdi motokaravan bölümüne geçtik. Çekme karavanı tekrar döneceğiz. Burada da böyle bir tin house var. Bunlar da motokaravan bölümünde. Yani bildiğiniz ev gibi gerçekten. Evet, tin house'un içine girdik şu an. Burada üst kata çıkıyorsunuz. Böyle bir yatma alanı var burada. Burası da alt tarafı. Baba ben inmeye korkuyorum. Burası banyosu. Yani bildiğiniz evdeki banyonun hemen hemen aynısı. Burası mutfak bölümü. Baba.
Çift kat listemizin sebebi bu. Yani alt kat. Kullanım alanı sadece şu an. Yine çok yakışıklı bir karavana denk geldik. Bu da moto karavanlardan bir tanesi. Yani minibüs karavana dönüştürülmüş. Yukarıya paraşütlü bagaj gibi bir şey yapılmış. Bu da böyle farklı bir karavan. Ve karşımızda dom, kubbe ev. Bu da bu şekilde portatif olmasa da ama bir yerden bir yere nakledilebiliyor. Böyle farklı bir evde yaşamak isteyenlere fikir oluşursun değil mi? Kış bahçesi. Kış bahçesi gibi aslında. Evet. Ama şey yapmışlar. Ya da arsası var, arazisi var. Burada bir şöminesi var. Şurada jacuzzi'si var. Şömine diyorum. Sauna. Özür dilerim. Evet, saunası var. Ha, şömine derken yani şurada ateş yeri var. Hızlıca içine de bakalım. Yani böyle bir yerde yaşamak isterseniz. Aa bak burada da mangal yerleri falan buradaymış. Ben kendime ev yapmayayım. Onun yerine böyle bir domlar yani kubbede yaşayayım diyenler varsa bu tam onlara göre. Burada böyle bir mutfak bölümü var. Yine etrafı kubbe. Zannediyorum lavabos. Evet. Aa çok şık. Çok şık. Burası. Ayaklarına çıkma anneciğim. Oturma alanı. Bu şekilde. Burada da şömineye benzer bir şey var. Zannediyorum elektrikle çalışıyor. Yatakta üst tarafta. Hemen merdivenden üst tarafa çıkıyorsunuz. Bu domun da fiyatı arkadaşlar. Sadece şu görmüş olduğunuz üçgen yapı 600 bin TL. Bu aşağı platformlar falan buna dahil değil. Merhaba. Hoş bulduk. Ne kadar fiyatları bu konteyner evlerin? Bu konteyner evde bir altkatsızlık oluyor. Bu tamamen ahşap bir ürün çünkü. Ha, yani içinde herhangi evet, bir materyada metafor yok. Evet bak farklı söylemişiz. Ahşapmış. Ben konteyner demiştim. Tamamen ahşap bir ürün. Şöyle söyleyeyim. Marin kontrası kullanıyoruz. Su kontrası. Tiny House diye geçiyor normalde değil mi? Tiny House diye geçiyor kesinlikle. Evet. Şöyle bu marin kontrasının özelliği yatlarda da kullanılıyor olması. Evet. Yani hem her türlü yağışa, her türlü ısıya ve neme dayanıklı ürünler bunlar. Zaten hem motor kabini hem de dış cephe yani yatlarda marin kontrası kullanarak yapıldığı için de biz ithal duvar kağıdı kullandık. Bunlar boyanabilir ürünler. Yani şey değil, renk konusunda. Rengi boyayabiliyor muyuz? Tabii tabii. Herhangi bir patlama ya da kusma yapacak bir ürün değil. Peki şey, herhangi bir ruhsat falan çıkartmak gerekiyor mu bunlara? Evet, çünkü şöyle römorku var bunun, şasesi var. Şasesi olduğu için trafikte bir plakaya ihtiyacı oluyor mu? Ki reflektörleri bu ama öyle var. Sürekli sağa sola taşınabilen bir şey değil mi? Değil, değil. Şöyle yani söyleyeyim. Bunu götürüp bir yere nakledip oradan... Aynen öyle. Ya da araziden araziye yılda bir ya da iki yılda bir taşınması tercih edilen bir ürün bu. Dediğim gibi 3,5 yıl ve 3,5 ton ve üzeri bir ürün. Peki bunu çekmek için nasıl bir araca ihtiyaç var? 4x4 bir araç çek. Yani bunun için bir çekici isteniyor. Peki can alıcı soruya geleyim. Evet. Alayım evet. O soruyu önce. Fiyatı nedir? Şöyle, bu ürünün, yani bu yapının fiyatı 560 bin artı KDV. Kaç kişi kalabiliyor burada? Şöyle söyleyeyim, çekyat kullanılırsa ve başka bir koltukla desteklenilirse 5 kişiye rahat bir alan sağlayabileceğini düşünüyorum. Ama sağlıklı olarak 4 ya da 3 kişi. Evet, motokaravan bölümündeyiz. Burada Mercedes'in bir aracı var. Motokaravana dönüştürülmüş. Hemen şöyle içeriği de hızlıca gezelim. Değmenciğim anahtarları bırakıyoruz. Kenara koy hemen. Çalıştıracağım. Normal Mercedes. Baba. Baba bunun anahtar sokmak geliyor. Araç. Eğmen, bu koltuk geriye dönüyor. Evet. Zannediyorum şoför koltuğu da dönüyordur. Burada yani iki kişilik yapmışlar ama buraya tek kişi anca oturur.
Yine çekmeceleri benim sevdiğim, bastığın zaman kilitlenen çekmecelerden. Şöyle çektiğin zaman açılıyor. Burada mutfak bölümü var. Şurası tuvalet. Burası gayet başarılı. Camı biraz daha yukarıya yapsalarmış iyi olurmuş ama bu da iyi. Burası da yatma bölümü. Evet, dolaplar. Üst tarafta yine penceresi. Işıklandırmalarla birlikte gayet hoş bir karavan. Farklı bir moto karavan. Aa, bu daha güzelmiş. Burada da Citroen'den karavana dönüştürülmüş yine bir araç var. Hangi firma yapıyor? Evet, firma bu. Şu olaya gerçekten bayılıyorum. Yani buraya malzemelerinizi falan her şeyinizi koyabiliyorsunuz. Yine bisiklet taşıma aparatları mevcut. Başka tentesi var. Evet, içeriye de hızlıca aslında baksak şöyle. Evet. Evet. Vallahi şu an hakikaten çok güzel. Burada gayet 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişinin oturabileceği bir alan var. Mutfak bölümü burası. Yine pencereleri burada, karavan pencereleri kullanılmış. Dışarı açılır. Yukarıda raflar. Ve şu yatak bölümü de. Tabii bu karavanlarda. Yine böyle bir banyosu var. Evet, şu an çekme karavan bölümüne çıktık. Yok, çekme karavan bölümüne geldik. Çok dolaştık. Evet. Çok dolaştık. Burada da kampa dair malzemeler satılıyor. Biraz daha dolaşalım o zaman. Hadi. Muhtemelen en uygun karavan bu olacak herhalde, değil mi? Yok, daha düşüğü varmış hayatım. 82 bin kadar. Öyle mi? Tabii. Hemen şu ana kadar gördüğümüzün o zaman en uygunu. Evet. Bakalım hemen. Devam edelim. İçinde gezelim. 85 bin. Aa, evet. Evet, 85 bin ve burada 82 bin. Ancak sınırlı sayıda denmiş. İçlerine de bakalım. Bir fikrimiz olsun bunlarla ilgili. Evet, kayıttayız. Evet. Fuarın en uygun olan karavanındayız. Ustad, en uygun bu mu fuardaki karavan? En uygun fuardaki bu var. Başka yok mu daha uygun? Başka olamaz. Öyle mi? Bakalım Eyüp Bey. Burada ışık yok. Mutfak dolabı. Evet. Güzel ev yesi. İki ocağı. Burası yatak oluyor. Dolabı da büyük. Sonrasında... Kıyafet dolabı, iki ranzalı. Ya aslında dört kişilik bir aile için ideal değil mi? İki yataklı. Burası da anne baba yatağı. Ve kahvaltı yemek alanı. Bu cam standartta mı var? Evet, standartta varmış. Camlar şöyle. Sürgülü camlardan oluşuyor. Evet. Camlar sürgülü, ön taraf sabit. Tuvalet kasetli mi oluyor bunda? Bunda tuvalet yok. Yok ama kasetli kullanılabilir tabii herhalde. Tabii kasetli kullanabiliyorsunuz. Opsiyonel fiyatları evet. İlave etmek gerekiyor. Yani bunda güneş enerjisi de yok. Dışarıdan enerji alabiliyorsunuz. Tabii burada bir tane isterseniz var. Koyulabiliyor tabii. Burada priz var. Evet. Ya şimdi ne farkı var ben onu söyleyeyim. Bir kere diğer karavanlarda yani fiyatları 130 bin üzerinde olan karavanlarda tabii şöyle bir şey yok. Bu evdeki mutfak mobilyası gibi olmuş. Şunların hareket halindeyken buraya şey koyduğunuzu düşünün. Bardak, tabak, çanak koyduğunuzu düşünün.
Bunun açılma riski var mı? Bence var. Bir tanesi o. Bu kilitlenmiyor değil mi? Yok. Evet, bu kilitlenmiyor. İşte fiyatını uygun hale getiren şeyler haliyle i̇şte, doğru. Evet, çok haklısınız. Doğru. Camlar yine dışarı açılır değil mi? Tabii çok. Yani onları kilitli istediğin zaman 2,5 100 binin üzerindeki farkı, karavanlarda şuradaki camlar genelde dışarıya doğru açılıyor. Yine bu camlar işte karavanlarda çok tercih edilmeyen camlardan. Dışarıya doğru açılmıyor. Hani karavan camı geçmiyor zaten burada. Yana doğru açılıyor. Yine bu dolaplar da kilitlenmiyor. Hani tabii bunlar kilitlendiği zaman hepsi bunların fiyatını arttıran unsurlar. Haliyle ekonomik olması açısından. Evet. Değil mi? Ama 4 kişilik bir aile için bence iyi. Tüplü daha... yine bu. Değil mi? Evet. Tüpü buradan mı? Orada. Büyük tüp koyuluyor değil mi? Büyük tüp de koyuluyor. İsterseniz ön bagaja da koyabilirsiniz. İsterseniz evet. Oraya da koyabilirsiniz. Mesela şu sistem bile değil mi? İttiğin zaman şeyle mi değil mi? Ha değil. Evet. Şu öyleydi sanki. Yok. Bu da mı değil? Bakayım. Fren sistemi. Ha normal. Eymen. Evet. Eymen. Evet bu da en uygun karavan. 82 bin TL değil mi? 82 bin lira. Ay ben alıp götürebilirsiniz akşam. Peki, hemen alabiliyoruz. Bekleme süresi yok. Bunun şeyi var mı? Su sızdırmazlık garantisi. 2 sene garantisi var. Bütün her şeyin 2 sene garantisi var. Yalıtım şeyi nasıl peki? 3 santim strafor var içinde. Dışı kompozit panel, içi lambiri. İçinde 3 santim straforumuz var mevcut. 3 santim strafor var. Evet. Tamamdır Eyüp. Sineklik var kapıda değil mi? Tabii sineklik var. Mutfağında cam yok ama camı şuraya koymuş. Evet. Ne düşünüyorsun sek? Ne düşünüyorsun 82 bin TL'lik karavanı? Yani bence üzerine biraz daha koyup diğer hani farklı modellerdeki karavanlar alınabilir. Fiyatı uygun ama fiyat uygun olsun diye. Ücretin yahnisi hesabı. Yani evet yani malzemeler... birçok şeyden kısılmış. Camlar, pencereler uygun değil. Yalıtım diğer karavanlara göre daha düşük mesela. İçeri girdiğinizde anlıyorsunuz zaten. Evet kalite. Yani o kapının kesin yeri bile değil mi çok kötüydü yani. Ama yani o da bütçe meselesi de olabilir. 80 bin TL'lik bir karavan almayı düşünenler için güzel. Ya evet. Ama yani ben olsam hani biraz daha biriktirip üzerine koyup farklı bir model tercih ederdim. Çok iyi değil mi ya? UTV diye geçiyor herhalde bu. Ya hakikaten sıra bununla hem bu tarz aracınızı çekebiliyorsunuz. Hem üzerinde çadır var. Sonra ya buraya bile normal çadır kurulabilir şu motor olmasa. Fiyatı yazıyor mu burada? 630 kilogrammış. Fiyatı ne kadar acaba bunu? UTV dahil değil mi? Eymen, o espriyi yapamayacağım oğlum. Neyse. Eymen, çok yapan olmuş herhalde. Evet. UTV hariç o zaman fiyatı. Römer fiyatı 4000 euro. Çadır hariç. Çadır hariç sadece römer. Fiyatı 25 bin lira. 25 bin lira. Evet çadır 25 bin TL. Römer 4000 euro. 72 bin lira. 72 bin lira yapıyor. Şey araç ayrıca satıyor musunuz? Satmıyor musunuz? Bayiliğimiz var. İsterseniz kartını verebiliriz. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Buna ruhsat gerekmiyor değil mi? Bu da şey... Gerek. Evet. Burada da teknik özellikleri. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Diğer farklı model aynı firmanın mı acaba? Ha, muhtemelen aynı firmanın. Hippo, Hippo. Bu da farklı bir modeli. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the